Enerjisa günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 23 Haziran 2023. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Irak petrol akışı durdu. Türkiye üzerinden petrol taşımacılığı azaldı. Türkiye'den geçen boru hatlarından taşınan petrol Mayıs ayında Irak-Türkiye hattının kesik olması nedeniyle bir önceki yıla göre %41 azaldı. Taşınan ham petrol miktarı 24 milyon 272 bin varil oldu. Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinden petrol ithalatına tekrar başlaması için pazartesi günü Bağdat'ta bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmelerden net bir sonuç çıkmazken daha fazla müzakereye ihtiyaç olduğu belirtildi. Türkiye Mayıs'ta enerjiye 5.3 milyar dolar ödedi. Türkiye'nin enerji ithalatı faturası yılın ilk 5 ayında bir önceki yıla göre %20 azalarak 31 milyar 660 milyon dolara oldu. Mayıs'ta ise bir önceki yıla göre %23 oranında azalarak 5.3 milyar dolara indi. Yalıtımla enerjide %25 tasarruf mümkün. Knauf Insulation Genel Müdürü Emre Gürcan, yalıtım malzemeleri kullanımının enerji maliyetini etkilerini değerlendirdi, dinliyoruz. Enerji ithalatına harcanan bizde tutar 100 milyar dolara yakın. Bunun da %40'ı binalarda kullanılıyor. Ve binalarda kullanılan enerjinin de büyük bir oranı yalıtıma gidiyor. Hem soğutma hem ısıtma olarak bakabiliriz. Burada da ciddi bir tasarruf söz konusu olabilir. Çünkü bina stoğunun %80'i şu anda olması gereken yalıtım değerlerinin altında. Yani %20'si gerçek yalıtım değerlerine ulaşmış vaziyette. Ve burada yapabileceğimiz tasarruflar ülke ekonomisine ve bireysel ekonomiye büyük katkılar sağlayabilir. Mesela kabaca şöyle bakabiliriz. Daha iyi bir yalıtım yaparak bu 40 milyar doların 10 milyar doları mesela tasarruf olarak geri dönebilir. Bu da hem ülke ekonomisine ciddi bir tasarruf var, hem bireysel ekonomide daire başına nereden baksanız 250-300 liralık bir doğalgaz faturasına tasarruf sağlayabilir. Knauf Insulation Genel Müdürü Emre Gürcan, daha iyi yalıtımla Türkiye'nin ısınma faturasında %25'e varan tasarrufun mümkün olduğunu söyledi. Türkiye'nin enerji geliri arttı. Ana sanayi gruplarından enerji ürünlerinin geçen yılki toplam satış gelirleri içindeki payı %8.3 oldu. Bir önceki yıl enerjinin payı %5.6 idi. Defacto yeşil elektrik tercih ediyor. Türkiye'nin önemli giyim markalarından Defacto'nun iştiraklerinden Ozon Tekstil, CK Enerji Çamlı Bel Elektrik aracılığıyla uluslararası yenilenebilir enerji sertifikası aldı. Ozon Tekstil, Sivas'taki fabrikasının yıllık 120 bin kilovat saati bulan elektrik tüketiminin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacak. Enerji performans sözleşmesi az sınırı 1 milyon lira. Enerji performans sözleşmelerinde asgari yatırım tutarı sınırı 2 milyon liradan 1 milyon liraya düşürüldü. Bundan böyle yatırım tutarı asgari 1 milyon lira olan projeler enerji performans sözleşmeleri kapsamında değerlendirilecek. BOTAŞ 261 personel alımı için değerlendirmeleri tamamladı. BOTAŞ'ta 261 personel alımı ile ilgili değerlendirme süreci tamamlandı. Seçilen asli adayların 7 Temmuz'a kadar gerekli belgeleri kuruma ulaştırmaları gerekiyor. Söz konusu 261 kişilik kadronun unvanları arasında mühendis, teknisyen, uzman yardımcısı ve büro görevlisi kadroları bulunuyor. Arçelik'ten Güneş'e 253 milyon lira yatırım. Arçelik öz tüketim amaçlı 33.75 megawatt kurulu gücünde Güneş Enerji Santrali kuracak. Elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla Aksaray'da kurulacak santrale yaklaşık 253 milyon lira yatırım yapılacak. Delfin Otelleri güneş elektriği kullanmaya başladı. Delfin Otelleri Isparta Eğirdir'de kurdurduğu öz tüketim amaçlı 25 megawatt kurulu gücündeki lisanssız güneş enerjisi santralini devreye aldı. Grup bünyesinde 7 adet 5 yıldızlı otel bulunuyor. Coşkun Öz Metal Bursa tesisinde güneş elektriği kullanacak. Coşkun Öz Metal Form, Bursa Nilüfer'de bulunan fabrikasının çatısına kurduğu güneş enerjisi santraliyle yılda toplam 4536 ton karbon salımını önleyecek. Otomobil gövde parçası üreticisi Coşkun Öz Metal, santral sayesinde elektrik ihtiyacını yaklaşık %40'ını güneşten karşılayacak.
Avrupa'da kömür üretimi ve tüketimi arttı. Avrupa Birliği'nde kömür üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre %5 artarken kömür tüketimi %2 arttı. Avrupa geçen yıl 349 milyon ton kömür üretirken 454 milyon ton kömür tüketti. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları merkez bankalarından gelen faiz artışlarıyla düşüşe geçti. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 73 dolardan, Batı Teksas tipi WTI ise 68 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 24 Haziran 2023 için megawatt saat başına ortalama piyasa takas fiyatı 1889.53 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı saat 19.20 dilimi için 2600 TL megawatt saat, günün minimum fiyatı ise saat 07.08 dilimi için 1190.98 TL megawatt saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan Enerji Bülteni'ni dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın Yönetmeni Mehmet Kara. Haber Müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik Yapım Resul Buksur. Enerjisa Günlük Enerji Bülteni'ni sundu.